Programından hepinize merhabalar. Biz bugün bu hafta gıdayı işleyeceğiz. Gıdanın endüstrileşmesi üzerine gerçekleştireceğiz programımızı. Gıdanın endüstrileşme aşamalarında bize kaybettirdikleri ve topluma kaybettirdikleri neler, insan olarak ne yapmamız gerektiği, ne şekilde dikkat etmemiz gerektiğine dair bir program gerçekleştireceğiz. İnşallah sohbetimize başlayalım. Ümit, gıda ile ilgili. Evet. Ben hızlıca yine her zamanki gibi başlayalım diyorum. Seninle. Yani gıda konusu önemli. Niye önemli? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün biraz rahatsızım. Sesimde biraz rahatsızlık varsa af istiyorum bizi dinleyenlerden. Şimdi gıda konusu niye önemli? Çünkü insanlığın aslında tarihi gıda ile başlar. Yani gıda biliyorsun yeme içme diyoruz. Maslow da bunu söylemiştir. Temel ihtiyaçtır. Yani mutlaka insanlar, toplumlar hayatlarında işte toplayıcı insanlar vardı, avcı insanlar vardı, sonra daha sonra tarım, toplum falan. Yani mutlaka sınıflandırma, insanlığın sınıflandırmasında gıda temelli, hatta takvimler bile evet, hayvanlar üzerine, gıda üzerine oluşmuş. Şimdi bu kadar önemliyken ve gıdaya saygı varken, gıda insanlık için hem neredeyse bir kutsal bir değer iken, özellikle işte bizim daha önceki bölümlerimizde bahsetmiştik. Tüketim toplumu olma evresi, reklamların buna katkısı ile gıda çok farklı bir boyuta geldi. Şunu mesela söyledik. Bizim kültürümüzde kimseye boyun eğmek yok. Özellikle Orta Asya'dan beri işte Türk milleti diyoruz. Daha sonrasında İslam ile buluşan Türk milleti devam ediyor hala. Yani kolay kolay boyun eğmek yoktur. Kolay kolay diz çökmek yoktur ama sofraya diz çökmek vardır. Sofraya diz kırmak vardır. Sofra için yere oturmak vardır. Niye? Çünkü sofra bizim için, bizim kültürümüzde, bizim inancımızda değerlidir. Çünkü sofradakiler nimettir. Yani o nimete olan saygı bizim sofraya diz çökmemize, yere oturmamıza sebep olmaktadır. İken bugün artık o nimet, yani sofranın üstündeki nimet metaya döndü, mala döndü. Bir nevi para ile alınıp satılan basit şeylere döndü nimet. Bu evrilme aslında bir yönden bir kültür bozumunu da aldı geldi. Yani bizim kültürümüz, bizim inancımız, bizim örfümüz işte ne iken, hatta tüm insanlık için bu söz konusu. Sadece bizim için değil. Bütün dünyadaki halklar, çünkü hakim olan kültür bu dünyanın en başından beri dünyaya hangi kültür hakimse onun sözü geçer oldu. Şu anda emperyalizm, kapitalizm, modernizm hakim. Çünkü onlar 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı bir galip olmuşlar. O galibiyetin verdiği ve mağluplarda da o mağlubiyetin verdiği o mahcubiyet, galiplerdeki o kibir, mağluplardaki o mahcubiyet, o eziklik, onların galiplerin kültürünü almayı, benimsemeyi sanki şart koşmuş. Şimdi gıda burada niye önemli? Gıda, işte konuşuruz, pek çok günden, yani mesela kısaca 4-5 başlıkta şöyle söyleyeyim. Ben bir senin söylediğin gibi ilk başta, gıdanın bir mala dönmesi, gıda endüstrisi ile bir mala dönmesi. Yani bu aslında pek çok sorunun da başlangıcı olmuş. İkincisi, bu gıdanın, yani endüstrileşen gıdanın, market gıdasının toplumlara karşı verdiği sağlıksızlaşma. Yani sağlıksız gıda alıyorsun, o aldığın sağlıksız gıda pek çok hastalığın da başlangıcı oluyor. Bu başka bir boyutu. Üçüncüsü,
hayvanlara ve toprağa olan, yani diğer canlılara olan zayiatı ki o çok çok başka. Yani onu da ayrı işlemek lazım belki. Çünkü toprak, yani şöyle, bu biliyorsun 2. Dünya Savaşı'nda o kıtlık var. O kıtlıkta insanlar kıtlığı yenmek için fabrika sistemine dönmüşler. Hani Ford'dan bahsetmiştik ya geçen bölümlerde, yani bant sistemi. Bant sisteminde daha çok mal, daha çok ürün çıkıyor. Gıda da ona dönmüş. Yani bir otomobil gibi, otomobilin parçası gibi bisküvi çıkıyor, yani makarna çıkıyor, peynir çıkıyor. Bant sistemi var. Değiştirilen. Bu fabrika sistemi tabii, bunun toprağa olan olumsuzluğu var, hayvanlara olan olumsuzluğu var. Yani eskiden diyoruz ya, bizim bir canlılara karşı saygımız vardı, doğaya karşı bir saygımız vardı. Bir kurbanlık hayvanı keserken onu beslemesi, onu sevmesi, onun gözünü bağlaması, işte bıçağın kör olmaması gibi mesela, bunlar bizim inancımıza olan şeylerdi. Çünkü niye? Saygı. O hayvanda bir içinde can var, bize emanet. Biz fazla tüketmemeliyiz. Fazla tüketim göstermemeliyiz. Ve ona olabildiğince onun canını yakmadan, onu çok incitmeden bunu yapmalıyız. Şey var burada aslında söylemesi gereken, yani senin söylediklerin üzerine. Mesela besin ve gıda niçin insan vücudu için yararlı ve niçin saygı duyulması gerektiğini konuşursak, yani hep söylediğimiz şey, var edilmiş olanların içerisindeki enerjiden bahsetmek gerek aslında. Evet. Mesela buna birçok örnek verebiliriz. Mesela bitkilerin içerisinde de var edilmiş olmalarından kaynaklı bir enerji vardır. İnsanın vücuduna en yararlı olabilecek besini, yani vitamini, minerali kapsar. Sen ona saygı göstermediğinde veya hürmet göstermediğinde, yani bunu bu şekilde algılamadığında koruyamazsın. Biz yani beslenmemizi sağlayan ve hayatımızın, mesela kanımızın temiz kalmasını sağlayan birçok bitkiden bahsedilir. Mesela bunun özünü bozduğun zaman senin yediğinde o bitki senin kanını temizlemeyecektir. Veya sana olumlu bir enerji olarak dönmeyecektir. Vücudunda birçok olumsuzluğa sebep olur. Bunu örneklemek gerekirse eğer, yani Kızılderililerin hani öğretilerinde vardır ya, ağacı giderler, çok büyük, çok güçlü bir gövdesi var. Onu kesemeyeceklerini anladıkları zaman belirli bir süre gidip ona hakaret ederlermiş o ağaca. İşte sen kötüsün, sen işte iyi değilsin, sen işte ben seni istemiyorum, sevmiyorum gibi. Olumsuz sözler, sürekli olumsuzluk, sürekli onu istemediğini söyleme, onu hor görme gibi cümleler sarf ederlermiş. Bir süre sonra o ağaç kendiliğinden içi çürüyerek yıkılırmış. Yani buna dair şeyler var mesela. Hı hı. Yani biz can olduğunu, onun da içinde bir var olan bir enerji olduğunu, mesela İslamiyet'e göre bütün bitkiler tesbih eder Hazreti Allah'ı. Yani o şekilde baksak, onun formatını bozmasak dengeyi bozmamış olacağız ve yediğimizde bize zarar vermeyecek belki. Biz koruyamadığımızı konuşacağız bu programda. Evet. Yani bitkileri çevremizin için koruyamıyoruz'u konuşacağız. Bize niçin zarar vermeye başladıklarını konuşacağız aslında. Hı-hı. Yani adım adım gitmek gerekiyor. Mesela şimdi, devam et. Sen devam şimdi et. Şimdi şöyle, bu da ediyorum. Bu niye çıktı? Yani biz niye bu kadar nimeti, hani o çok önem verdiğimiz, hı-hı, çok değer verdiğimiz nimet nasıl metaya döndü? Tüketim toplumu olduk diyoruz ya. Şimdi bir kısa bir videomuz var. Tamam, izleyelim. Yani bize bir yargı verildi. Bize bir aslında o yargı ön yargı oldu daha sonra. Hı hı. Kahvaltı isimli videomuz var. Eğer, hı hı, hazırsa onu izleyelim. Tekrar konuşalım. Bu arada yıllardır bir dezenformasyon içindeyiz. Hep bize bir takım şeyler anlatıldı. Herkes de bunları doğru kabul etti. Şimdi nedir bunlar? Bir, efendim öğün atlamak zararlıymış. Bir dakika. İnsan doğduğunda yanında bir kullanım kılavuzu mu var? Bu kişi günde 3 defa beslenmesi gerekir diye bir şey mi yazıyor bir yerde? Bu Allah'ın kelamı mı? Şöyle bir şey yok. Nitekim 200 bin yıl boyunca günde 3 öğün diye bir şey hiçbir zaman olmadı. Bir başka yalan demeyeyim, yanlış. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Şimdi Amerikalı bir bilim adamı grubu
Demişler ki bu laf nereden çıktı? Ve biraz araştırmaya başlamışlar. Şimdi bilimsel araştırmalarda bizim bir tane temel kaynağımız var. O da Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin veri tabanı PubMed. Buraya girersiniz, breakfast dersiniz. Bununla ilgili yapılmış bütün çalışmalar çıkar. Burada 50-60 tane çalışma bulunmuş. Bunların bir kısmı evet faydalıdır demiş. Bir kısmı olsa da olur, olmasa da olur demiş. Şimdi bu sonuçların farklılığı bu çalışmayı yapan kişinin yorumuna bağlı. Ben aynı verilerle sağ derim, siz aynı verilerle sol dersiniz. Yani sonuç olarak evet kahvaltı müthiş faydalıdır, mutlaka edilmesi lazımdır diye ortak bir konsens yok. Konsensus yok. Peki demişler ya bu laf nereden çıktı? Herkesin ağzında bu var. Tahmin edeyim bir gevrek üreticisinin reklam sloganı. Bravo. 1958 yılında bir mısır gevreği üreten firmanın reklam kampanyasından alınma bir laf. Beyaz gömlekli ciddi bir doktor. Çok yaşa kapitalim. Artist. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Enerji verir, zindelik verir, bilmem ne verir diyor. Gününüze falanca ile başlayın diye bir reklam. Evet. Ya mesela geçen hafta konuşmuştuk ya reklamın nasıl bizde bir şema oluşturdu, şablon oluşturdu, bir ön yargı verdiği bize. Yani burada hocamız da onu söylüyor aslında. Yani bir reklam var işte 58 yılında güne kahvaltıyla başlayın, kahvaltı çok önemlidir. Bunu kim söylüyor? Bunu işte mısır gevreği yapan bir firma söylüyor. Şimdi ve üç öğün yiyeceksiniz. İşte öğlen yemeği çok önemlidir. Şimdi devamlı böyle bir bombardıman var bize karşı, yani topluma karşı. Hı hı. Hatta bu reklam konusunda bir uzman kendisi demiş, yani bize dedi üç şey lazımdı. Hı hı. Yaptığımız ürünü satmak için reklamcı. Sonuçta onun işi reklam yapmak. En önemlisi dedi, sizsiniz dedi. Yani gönüllü cahillik olduğu müddetçe toplumda yani. Bize verilen bu ürünün reklamını yapın diye verilen ürünü satmamız çok kolay. Niye? Çünkü insanlar yani sizler diyordu yaptığı sunumda bunun ne olduğu konusunda çok fazla düşünmüyorsunuz. Nasıl geldi, nasıl oluştu, nasıl imal edildi, sağlıklı mı, sağlıksız mı, oradaki canlılar, oradaki toprak, oradaki bitki ne bilmiyorsunuz. Veya oradaki çalışma koşulları, işçiler nasıldır bilmiyorsunuz. Siz sadece bizim verdiğimiz işte bu sağlıklı, bu çok doğal, bu tam sizin için bunları alıyorsunuz ve bu da bizim işimiz demişti o reklam uzmanı. Şimdi işte üç öğün diyoruz. Üç öğün şart mıdır? Şart değil ama kişiye göre değişir ama. Yani şeyler müstesna. Yani hastalığı vardı, şeker hastalıkları farklı, işte hamiledir. İşte ağır bir iş. Ağır bir işte. Yani onlar müstesna ama genel konuştuğumuz zaman yani belki bir öğün bile yeter. Ama bir, bizim öğün algımızı bozdular. İkincisi, bizim öğünümüzü bozdular. Yani bize verdikleri gıdalar bizi tam doyurmuyor aslında. Yani mutlaka bir yönde aç bırakıyor mu diyeyim. Yani bize tam bir anlık. Yani çünkü mesela şu da var. Aşırı ölçüde şeker ve yağ var şu anki yapılan gıdalarda. O şeker ve yağ da bizi diyelim bir saatlik tokluk hissiyle sahip olmamızı sağlıyor ama ondan sonrası yok. Ondan sonrasında acıkmaya başlıyoruz. Çünkü yediğimiz şey senin söylediğin gibi doğal değil. Yani doğal tamamen dalından, bahçesinden, bağından neyse olsa o kadar biz açlık hissetmeyiz yani. Doğal değil artı çok farklı ürünler. Mesela diyet listeleri yayınlanıyor. Yani işte zayıflamak için perhiz yapın, bilmem ne yapın. Hani güzelleşmek adına. Ya öyle meyveler, öyle şeyler reklamı yapılıyor, listelerde konuşuluyor ki yani alabilen kaç kişi var acaba yani? Bir tanesi bilmem kaç lira. Yani onu alacağını bir kilo git soğan, patates bir şey al yani. Hani kaç öğün yersin? Yani bana çok saçma geliyor. Yani bunu yerseniz işte güzelleşeceksiniz işte. Yani ithal, tropik bir meyve yani. Yine hayatımda kaç kere yedim? Yani 44 yaşında insanım. Yesem ne olur, yemesem ne olur bundan sonra? Hani benim bölgemin, bak her bölgenin kendi tarımsal ürünü farklıdır. Her bölgenin orada toprak yapısı farklıdır. O toprağın mineral yapısı farklıdır. Orada yetişen ürün farklıdır. Mesela Karadeniz'de haşhaş yetiştiremezsin. Afyon'da yetişen lahananın tadı da Karadeniz'deki gibi değildir. Bunları biz hep unuttuk. İklimi farklıdır mesela. O bölgenin insanın ihtiyacı olan sebze aslında orada üretiliyor. Yani senin vücudun için, senin kimyan için gerekli olan ürünü
Zaten Rabbim bir şekilde oraya vermiş yani. Senin başkasına ihtiyacın var mı? Bence yok. Ve bizim yöresel yemeklerimizin, o ürünlerden elde ettiğimiz yöresel yemeklerin tadı hiçbir yerde yok bana sorarsan. Biz bunları kaybediyoruz. Bunlar bize basit, saçma sapan artık gösterilmeye başlıyor. Yani ne gerek var? Hayır, çok gerek var. Çünkü ben bu ülkede yaşıyorum. Ben kendi toprağımdan çıkan ürünü benim fıtratıma, benim mizacıma en uygun ürün olarak, beslenme şekli olarak görüyorum. Uyum sağlayamazsın ki. Yani bir yerden bir yere gittiğin zaman bile bir hafta oraya alışmaya çalışıyorsun. Düşün yani. Bunlar falan konuşulmalı diye düşünüyorum. Yani bunların hep göz... Çünkü bir endüstrileşen bir şey var, sistem var. Ve o sistem gerçekten bu işi çok iyi yapıyor. Çok güzel pazarlıyor. Yani bir söz aklıma gelmişti. Her şeyin her yerde bulunmasıyla aslında bozulmaya başladık. Oysa gerek yok yani. Bazı şeyler bazı zamanlarda bazı yerlerde bulunması lazımdı. Evet. Yani şimdi bakıyoruz ya, kışın yaz sebzesi meyvesi yiyoruz. İşte kışın tam tersi. Olmasın yani, çok mu şart? Yani ama işte diyoruz ya, tüketim, biz müşteriyiz. Haz istiyoruz çünkü o gösteriliyor. İşte ama biz müşteri kılındık. Yani insanlar, yani sen insan değilsin. Sen bizim müşterimizsine döndü artık. Yani şu an 8,5 milyar insan müşteri potansiyeline sahip. Kim tarafından? O şirketler tarafından biz müşteri kılındık. Şimdi müşteri kılındığımız zaman tabii bunun için geçen hafta konuştuk, işte algı yönetimi, bizim algılarımızla oynandı. Bize bir algı yönetimi yapıldı. Bizim ihtiyaçlarımız değişti. Alışkanlıklarımız değişti, kültürümüz değişti. Şimdi tüketim toplumu, insanlar habire açlık hissediyor. Belki değil yani ama renkler, müzikler, işte bir alışveriş merkezine gittiğin zaman oradaki ışık ortamı, oradaki müzik ortamı senin dışarıyı unutmanı sağlıyor. Yani akşam olmuş mu, olmamış mı, gün doğmuş mu, önemli değil. Sen orada o ışıklar içinde, çünkü kapalı mekandasın. Her sana şey bir var. De böyle bir fon müziği veriyor ki mesela bazı ülkelerde bu müzik, çoğu müzik yasaklanmış. Hani insanlara alışveriş güdüsü, duygusu aşıladığı için o tat, yani istiyor yani. O isteği verdiği için bazı ülkeler alışveriş merkezlerinde müziği mesela yasaklamış. Şimdi onunla ilgili bir görselimiz var. Yani bu tüketim toplumu olmamız sonucunda diyoruz ya, canlılar da değişmeye başladı. Mesela dördüncü görselimiz eğer hazırsa, dördüncü görselimize bakalım. Mesela burada 57 yılında işte bir tavuğun, yani normal bir tavuğun nasıl olması lazım? Şimdi şöyle bir bilgi var. Dünyadaki %50 antibiyotik hayvanlarda kullanılıyor. Çok şimdi antibiyotik kullanılır veyahut da diğer şeyler kullanılır. Bir tavuğun 2005'teki geldiği kilo, 4 kilo. Yani bu çok sağlıklı bir şey değil. Ve biz bunu yiyoruz. Çok yiyorsun ama ne kadar senin vücuduna faydası var mı? İşte biz bunu bir de yiyoruz. Yani o tavuk için bir defa yiyoruz. O canlıya bir defa haksızlık. Bozuyorsun. Yani o canlının yaşama hakkına saygı göstermiyorsun. Evet. Mesela şöyle bir sosyolog şunu demişti. İnek doğum yapıyor. Yavrusu var. Ama yavrusundan alınıyor. Niye? Çünkü o ineğin sütüne ihtiyacı var. O şirketin. Yani yavrusuna haksızlık, hayvana haksızlık, o ineğe haksızlık, zulüm yapıyoruz. Ve hapishane gibi bir yerde, özgür değiller. Hani biz reklamlara ne gördüğümüz şey ne? İşte yemyeşil bir alan, işte güzel bir bahçe evi, özgür herkes. Hayvanlar özgür, koyunlar, inekler, tavuklar özgür değil. O insan, o hayvanlar aslında baktığın zaman kapalı mekanda, yavrusundan uzak, o yavrusunun çığlığı, o özlem sonuçta. Hayvanları duygusuz değil ki onlar. Bir film izlemiştik, biliyor musun? Yani otizmli bir profesörün hayvanlarla olan iletişimi sonrasında bu kesimhanelerde yaptığı değişiklikler. Amerika'da gerçek bir hikaye. Amerika'daki o kesimhaneye götürülen hayvanların götürülüş şeklinin onları strese soktuğunu ve canlarını acıdığını, dolayısıyla bu da etlerinin lezzetinin oranını düşürdüğünü, yani stresli ortamlarda büyüyen, stresli ortamlarda o şekilde kesilen hayvanların etlerinin insan sağlığı için çok yararlı olmadığı. Bakın bu filmde açık ve net ve gerçek, bu alanda yapmış olduğu birçok da araştırma var. Ve şey diyor, yani onların işte gidiş yolları farklı olmalı, onların fıtratına uygun olmaları, onların yetiştirilişleri birbirlerine zarar verecek şekilde dar alanlarda olmamalı gibi birçok şey söylüyor. Çünkü o şekilde yetişen hayvanlar
etlerinin çok da sağlıklı olmadı. Bakın katkı maddesi var veya yoku bile hiç konuşmuyor. Evet. Sadece o şekilde yetişmiş hayvanın insan sağlığına zararlı olabileceğine dair çok ciddi araştırmalar yapmış bir profesör. Evet, yani isim vermiyoruz biz. Biraz da izleyenler araştırsın diye. Yani internet artık bilgi çok rahat alabileceğiniz yerler. Hı. Belki bir araştırırken de bir iki şey farklı bir şey de hani bulabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ben kasti bazı şeylerin isimlerini kasti vermiyorum yani. Sırf şimdi katkı maddesi demişken bir de tavuk örneği verdik. Şöyle bildiğim bir tavuk çiftliği sahibine birisi geliyor. Yani bir firma yetkilisi geliyor. Diyor ki bak diyor bu bir sıvı var. Bu sıvıyı diyor tavukları yani kesim bitti. Hı-hı. Artık paketleme Hı-hı. işlemi öncesinde enjekte ettiğin zaman o tavuk daha dolgun gözüküyor. Biz bunu işte şu ünlü firmaya da sattık. Yurt dışında belki. Kabul etmiyor. Çünkü yani soruyor şunu soruyor. Yani bu sıvı tavuk bünyesinde kalıyor mu? Müşteri tavaya attığı zaman %1, %2, %5 dahi olsun o sıvıdan bir parça kalıyor. O nereye gidiyor? İnsan vücuduna gidiyor. Ondan sonra işte kalp damar rahatsızlıkları niye çok diyoruz? Çünkü yani diyoruz ya insan önce bir aç gözü yaptır. Zaten insanın şey yapısı buna müsait. Hı hı. Yani biz birazcık aç gözlüyüz. Birazcık hırsımız var yani. Yemeği, içmeyi seviyoruz. İşledik ya onu. Hayvansal duygularımız var i̇şte dedik. Evet. Yani. Ben merkezci duygumuz var. Hı hı. Nefsimiz var. Bu istiyoruz. Bir de dış etkenler olursa yani bizi yönlendiren, bizi çeken, bizim hani diyoruz düşünme. Hı hı. Bizim düşünmemizi engelleyen, bize devamlı bir algı pompalayan dış etkenler olunca bu defa o aç gözlüğümüz 2'ye, 3'e, 5'e katlıyor. Hı hı. Düşünmüyoruz. Ne yiyoruz? Yediğimiz şey ne? Beslenme alışkanlıklarımız değiştiriliyor ve bunun ne kadar farkındayız? Evet. Yani çocuklarımıza mama olarak ne yediriyoruz? Mama olayı zaten ayrı bir mevzu. Olayına girelim ikinci şeyler bölümlerde. Görsel var demiştin onu bir... Yok şu an için bitti görselimiz. Bitti. Onun üzerine konuşuyoruz. Ben de kaçırdım bir şeyleri. Evet. Tarımda devrimlerden bahsedelim mi? Yani mesela İkinci Dünya Savaşı sonrasında kıtlık yaşanmaya başlıyor dünya üzerinde besin ve beslenme şeyinde ve bir takım faaliyetlerin yapılması gerektiği, ürünlerin çoğaltılması gerektiğine dair tarımda yeniliklere gidiliyor. Yani kıtlık yaşanmasın. İşte ne yapalım? Çok ürün elde edelim. Nitrojen bombasına bir takım gazlar ilave edilerek, değiştirilerek nitrat gübre elde ediliyor. Yani. Ve bu gübreleme tamam çok ciddi ürün fazlalığına sebep olsa da etrafındaki toprağın çoraklaşması ve çölleşmesi, böceklerin ölmesine sebep oluyor. Yani böcek dediğimiz şey tamam zararlıdır veya faydalıdır ama bitki içinde yararlı olabilecek evet. bir şeyi de var. Yani oradaki işte bitlerini ayıklıyor belki o da salgıladığı şeylerle o besinin daha iyi gelişmesini sağlıyor. Biz bunları öldürdük yavaş yavaş. Toprağın daha çok tuz oranının yükselmesine sebep olduğuna dair araştırmalar var. Yani bunlar da direkt yediğimiz o toprakta ürettiğimiz bitkilerin içerisindeki mikroorganizmaların, vitaminlerin değişmesine, daha sağlıksız olmasına. Yani zehri direkt biz aslında şu an kendi ürettiğimiz besinlerden almaya başladık. Yani birçok rahatsızlığımızın sebebi de bunlar başında bunlar geliyor yani. Yani işte o da ilginç. Yani insanoğlu bunu yapıyor. Yani bunu yapıyor sonra diyor ki yani dünyada hayat bitecek, dünyada kıyamet kopacak, işte dünyada kıtlık var. Biz Mars'a gitmek istiyoruz. Yani dünyayı yöneten işte diyoruz ya bir zenginler kulübü var. Yani parası olan şirketler var. Bunlar dünyadaki insanları önce müşteri kılıyor. Onları potansiyel müşteri yapıyor. Onların her türlü toprağını emiyor, cebini emiyor. Onları aptallaştırıyor tabiri caizse. Ondan sonra şunu diyor. Ya bu dünya artık yaşanmaz. Biz Mars'a gitmek istiyoruz. Yani Mars için planlar yapıyor işte. Şunu de yani sana dünya gibi bir cennet verilmiş. Yani sen niye bu dünyadaki fıtratı bozuyorsun? Yani doğanın dengesi diyelim. Çok kazanmak tabiatın istiyor. Tabiatın kanunu diyelim. Sen öyle söyle. Ben diyeyim ki Allah'ın kanunu bu şekilde. Ben böyle söyleyeyim. Ama sonuçta bozulan bir şey var. Ve evet. sen bunu tamamen iştah için bozuyorsun. Yani 3 öğün, 5 öğün yemek veyahut da daha marketlerde daha çok ürün, mamul yer alsın diye bile bile bozuyorsun. Evet. Yani ne gerek var? Evet. Gerek var yok. Mı yok mu? İkinci bölümde konuşalım. Kısa bir reklam arası. Tamam. Reklamlara gidiyoruz.
Aslında öyle değil. Kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Biz bugün gıdayı ve gıdanın endüstrileşmesini ve insan hayatına bu endüstrileşmeyle birlikte getirdiği olumsuzlukları konuşuyoruz. Evet Ümit, en son nerede kalmıştık? Gıdanın endüstrileşme aşamasında kalmıştık. İkinci Dünya Savaşı bir ilk devrimle, yani gıda üzerinde gıdanın endüstrileşmesinin başlangıcı olarak kabul edilen o devrimden bahsetmiştik. Hani gübrelemenin, çok fazla gübre kullanılmasının besinleri ve toprağa nasıl zarar verdiğinden en son orada kalmıştık. Buna ilave etmek istediklerin neler? Yani işte şunu dedik, yani biz insanoğlu kendi eliyle hem toprağı bozuyor hem diğer canlıları bozuyor. Hatta bozmakla kalmıyor. Aslında işte şu an hayvana şiddetten konuşuyor. Sokaktaki kediye, köpeğe şiddetten konuşuyor ama bizim marketten aldığımız ürünlerde, hayvansal ürünlerde ki onların geldiği yerlere baktığımız zaman, aslında o çiftlere baktığımız zaman oradaki hayvanların da çok da sağlıklı yaşadığını söyleyemeyiz. Yani evet, belki aynı ölçüde değildir ama sonuçta orada da hayvanların çok böyle hakkının yahut da nasıl söyleyeyim, daha rahat yaşama imkanının sağlanmadığı aslında söylenen ve bilinen bir şey. Çünkü oradaki fabrika usulü gıda endüstrisinin bu kaçınılmaz bir sonucu aslında. Çünkü çok hayvan olması lazım. Yani şu alanda işte 30 metre, 50 metrekare alanda işte diyelim 1000 tane tavuğun olması lazım. Kat kat. Yani hapishane tarzı gibi. Çok kazanılmış. Çok kazanma. Çünkü ama o da müşteriden de, yani biraz hata bize de var. Yani biz de istiyoruz. Çünkü tek öğünle, iki öğünle doymuyoruz. Veyahut da bir şey yapıyoruz. Mesela bugün neden konuşuyoruz? Yemeklerin, gıdanın çöpe atılmasından konuşuyoruz. Çünkü bir yemek yapılıyor. Bir kek, bir pasta yapılıyor. Onun için marketten bir şey alınıyor. Veya marketten kekin, pastanın kendisi alınıyor. Onun bir kısmı çöpe gidiyor. Yani bu da aslında bizim hatamız. Biz alan müşteri varsa yapan da bize göre. Yani bunlar yiyor, bunlar alıyor. Yani gösterişe dönüştü artık. İhtiyacından fazlasını alıyor. Bize ona göre ürün çıkarmalıyız diye düşünüyorlar. Şimdi ihtiyaç için yemekten artık hazdan da çıktık bence. Yani hazlı da konuştuk. Hani evet, canımız istediği de geçtik. Hı-hı. Artık gösterişe dönüştü. Yani şu lokantada şu yemeği, işte evimde şu şekilde yiyorum, şu şekilde meyveler alıyorum. İşte biz bunsuz yemek yemeyiz. Z'e dönüştü. Yani bu da bir şey haline geldi, marka. Yani ben bunu yerim, buralarda otururum, bu kahveyi içerim. Yani bunlar bilmiyorum, bir şekilde sonumuz geliyor ama nasıl geliyor? Yani hani onu da görmek lazım. İşte hayvanlara işkenceden bahsettin ya, hani küçücük yerlerde yaşamalarının da bir işkence olduğunu, onların doğasını, fıtratlarını bozduğunu ve stresli ortamlarda yetişen hayvanların insan vücuduna, insan bedenine de çok büyük bir faydasının olamayacağını. Hı hı. Bunun en güzel öğretileri Kızılderililer. Yani onlarda hani doğaya tapma da var, inançları gereği. Müthiş öğretileri var. Yani balık tutuyorlar mesela, kendi ihtiyaçlarından fazla balık tüketmiyor. 3 tane balık o gün ona yetiyorsa 5. balığı şey yapmazlarmış yani. Avlamazlarmış. İşte mesele o zaten. Suya tükürmezlermiş. Zarar vermezlermiş. Yani suya çöp atılmazmış mesela. Ağaçlar korunurmuş. Ağacın şeyi onun için önemli. Çünkü onunla birlikte yaşıyor. O olmazsa diyor ben de yokum. Yani doğaya müthiş bir saygı var. Yani doğaya saygı, gidip 2 tane çiçek diktim, aa ben doğayı koruyorum, olmamalı bence. Yani az, biz bu bilinci alakalı, evet, çocuklarımıza hiçbir şekilde veremiyoruz. Çünkü o kadar farklı bir hayatın, o kadar hazır, markete giriyorsun, her şey var, alıp çıkıyorsun. Sonu gelmeyecek bir şey, yani bir ürün şeyi var. Yani sanki hiç aç kalmayacakmışsın gibi geliyor. Hı hı. Ama aç kalabiliyorsun çünkü veriler artık tarımın giderek zorlaştığını, giderek güçleştiğini, sağlıklı ürün alınmadığına dair. Toprak giderek çoraklaşıyor. Topraktaki tuz oranı giderek artıyor. Toprağın tuz oranının, minerallerin ölmesi demek, senin orada vücudun için, senin için, senin yaşaman için gerekli olan besini alamaman demek. Yani kıtlık yüzünden savaşlar çıkar mı? Çıkar. Hani bir elbiseyi giymedin diye savaş çıkmaz. Çünkü onu giymesen de yaşayabilirsin. Ama vücudun için gerekli olan besini alamadığın zaman, evet, o zaman tehlikelidir, o zaman kötüdür, o zaman gerçekten dünya bir yere gider. O zaman sorun var demektir. Bugün biz iklimi koruyamıyoruz.
bizim çocukluk dönemimizde bir ozon delinmesinden bahsedilirdi. İşte deodoranlar, spreyler, kozmetik ürünler bunları tetiklediği konuşulurdu. Oradan yağacak olan asit yağmurlarından, işte havanın kirlenmesinden bahsedilirdi. Biz öyle dinlerdik. Bugün onların o olayın sonuçlarından bahsediliyor. Artık şeyden geçti yani olay. Başlangıç aşamasından geçti. Şu an dünyaya verdiği zararları konuşuyoruz. Dünyaya zarar verdi mi bu? Evet verdi. Bunu konuşuyoruz. İklim değişti. Senin ikliminin değişmesi demek, senin toprağındaki bitkinin yetişmemesi demek. Senin toprağına gelen yağmurun asit de içinde barındırması demek, senin o bitkinin lezzetini, mineral dengesini bozman demek. Toprak çoraklaştı, iklim güzel değil. Suyu da korumuyorsun, su da kirlendi. Fabrikalar atıklarını atıyor, işte ne bileyim. Su eski tadı yok. Yeraltı sularının da belki eski verimliliği yok. Bu bitki ne yapsın? Yani ne yapacak? Üretemeyeceksin, çoraklaşacaksın. Sonra ne olacak? Biri çıkacak diyecek ki ben üretiyorum, benden al. Ne alacağım? Param yok. Yani böyle bir alım gücüm yok. O noktaya gelecek mi insanlık? Gelecek. Gelecek. Zaten şu anda öyle. Mesela şu anda Avrupa'da, Batı dünyasında şöyle bir şey var. İnsanlar yeterince parası olmadığı için doğal beslenemiyor. Yani sebze meyve yemiyor. Market gıdası daha ucuz diye market gıdasından besleniyor. Evet, o da var. Bunun sonrası ne var? Sağlıksız hastalık. Şimdi o zaman ne olacak? Bu defa hastalığa para harcıyor. Hı hı. Mesela şimdi koruyucu ekimlik diye bir şey var. Yani koruyucu ekimlik ne? İnsan hastalanmadan bazı önlemler alsın. İşte günlük şu kadar fiziksel aktivite yapsın. Şöyle hı hı. dengeli beslensin. Hı hı. İşte bunlar yapınca ne olacak? Bunlar yapınca aslında hasta olmayacak. Mesela şu anda Türkiye Devleti mesela bu konuda önemli adımlar atıyor. Mesela okul kantinlerinde sağlıklı kantin diye bir şey çıktı. Bu çok güzel bir şey. Yani bazı özellikle beslenme alışkanlıkları küçükkenden başlaması lazım. Yani mesela bu okul kantini olayını önemsiyoruz. Okul kantinlerinde evet meyve olsun ama meyve de yani mümkünse en doğal şekilde olsun. Yani mesela bazen Rusya'ya gönderdiğimiz ürünler geri geliyor. Yani adam uygun, istemiyor ki uygun, herkes Türk uygun olmadığı için. Yani. Okul İlkokulda alışmak lazım bazı şeylere. Ben üzülüyorum. Bazen işte ilkokul çocuklarını alıp bir hamburger, işte meşhur bir hamburger firmasının şeyine, lokantasına gidip ya az size ödül. Ya bu ödül değildir. Ya o ödül değil. O aslında çocuğa ceza, topluma ceza, çocuğun yeme alışkanlığına cezadır. Şey var ya, sosyal medyada rastladım. Bir öğretmen doğuda, ilkokul öğretmeni. Çocuklarına okul bahçesine soğan ektirmiş, marul ektirmiş. İşte o bir takım ufak tefek yetiştirebileceği küçük bir alan yani şöyle bir alandı resmedilen yer. Ve köyde tabii öğretmenlik yapıyor. Tarhana, sobanın üstünde okul işte sobayla ısınıyorsunuz. Sobanın üstüne tarhana çorbası koymuş. Öğlen çocuklara tarhana çorbası, o işte bahçeden topladıkları soğan, işte marul neyse onlarla yaptığı yeşillikleri koymuş tabaklarının kenarına. Çocuklar çorba içiyor. Bizim bakıyorum diyet beslenme listelerine anaokullarında yani kusura bakmasınlar buradan kızacaklar belki hamburger ayda bir işte pizzacı ayda iki ya niye yani? Evet işte o ilk bölümde söylemiştik ki yani bir ezilmiş bir eziklik duygusu var yani hakim güç onlar şu an hakim bir kültürü var emperyalizm, kapitalizm, modernizm işte biz bunları yaparsak modern olduk halbuki İtalya'da olması lazım bir grup kaybolan İtalyan yemeklerini yeniden gün yüzüne çıkarmak için bir ekip oluşturmuşlar. Mecbursun ki. Ta köylere kadar inmişler. Çünkü yani sıkıntı bize değil, sıkıntı tüm dünyada. Yani bir fast food kültürü var. McDonald's'laşma. Evet, McDonald's'laşma diye bu sosyolojiye de girmiş bir kavram. Yani reklam sanılmasın. Bu sosyolojiye girmiş bir kavram. Yeme ile kültürler değişiyor. Yani yemek sadece bizim karnımızı doyuran bir şey olmuyor artık. Yani insanlar bugün bir alışveriş merkezinin en üst katında çıktığı zaman orada sadece karnını beslemiyor. Aynı zamanda ruh ve yani fiziken de bir takım değişmelere maruz kalıyor. Ben şeyleri görüyorum mesela yani gidebilirsiniz hamburger de yiyebilirsiniz. Yaşlı teyzeleri görüyorum yani. Hamburger yiyen yaşlı teyzeler. Onlar bana çok tuhaf geliyor. Hani ben çok senede bir kere belki hani bakıyorum orada gün yapıyorlar. Evet. Hamburger yiyerek gün yapıyor. Ya sizin ağzacınız
katmeriniz. Yani. Ben Samsunlu olarak yani öğrendim, evimde yapıyorum. Çoluğumu çocuğumu bu şekilde yetiştiriyorum. Ki gerçekten anne yemekleriyle yetişsin çocuklar. Yani okullarda da anne yemekleri yensin. Yani ölmez çocuklar yani bence. Yani hamburgerlere gitmek istiyorsa anası babası götürsün. Sen niye götürüyorsun? Veya gününü niye orada yapıyorsun teyzem sen? Yani yap mis gibi çullama köfteni, göce köfteni dök üstüne. Millet ölüyor yani. Evet. Mesela bir de şöyle de bir şey var. En güzel yemek kısık ateşte olan yemektir. Çünkü şimdi fast food'da 30 saniyede, 50 saniyede bir yemek oluyor. Bir et pişiyor, evet, bir köfte pişiyor. Yani kaç dakika, bir dakikada saniye, et pişer mi, köfte pişer mi yani? Ekmek öyle, diğer mesela diğer zaten içine kattığın ketçap, mayonez, onlar zaten katkı maddeli. Hı hı. Bilmiyoruz içinde ne olduğunu. Şimdi bütün bunları topla ve bunun senin vücuduna girdiğini düşün. Ondan yani bu, sonra hasta oluyordur işte 30-35 yaşında. Evet, sen ne, demin ciddi rahatsız güzel bir şey söylemiştin. Mesela balık tutma, hani bana bugün 3 balık tuttum, bu bana yeter, 4. Evet, tutmuyorum. Tutmuyor. Şimdi mesela bir de günümüzün en büyük sıkıntısı şeker mevzusu. Şeker zaten, şekerin çıkma olayı da farklı. Yani bu yine endüstride, sanayi devrimi sonrasında işte fabrika çalışan insanların enerji ihtiyacını karşılamak için onlara şeker verilmeye başlanmış. Yani şekeri sadece bir güç versin diye. Şimdi normalde insana aslında yediklerinden zaten aldığı bir şeker var. Bir de böyle market ürünle, fabrika ürünlerinde şeker kullanılıyor. Normalde 7 çay kaşığı insana yeter bir gün ama bizim içtiğimiz meşrubatlardan, o şekerli gazozlardan ve diğer pasta neyse onlardan 30-45 çay kaşığına kadar şeker aldığımız söyleniyor. Kaç onunla katı? 7 şekerle katı, alakalı bir videomuz var. Tamam, izleyelim. Onu izleyelim, tekrar konuşalım. Neden artık herkesin başı dertte? Aynı anda dünyanın her yerinde. Her yerinde. San Francisco, Kaliforniya. Bakalım son 30 yıl içinde yiyeceklerimiz nasıl değişmiş. 1982 ile 2012 arası et tüketimimiz %10 düşmüş. Çünkü bize yağsız yememiz söylendi. Sebze ve meyve tüketimimiz ise aynı kalmış. Yeterince sebze ve meyve yemediğimiz söyleniyor ama eskisi kadar yiyoruz. Ve son olarak da işlenmiş gıda ve tatlı tüketimimiz %11.6'dan %22.9'a yükselmiş. Yani 30 yıl içinde 2 katına çıkmış. Yiyeceğe verdiğimiz para buraya gitmiş. Ve sonuç olarak da gittikçe daha hasta insanlar haline gelmişiz. Marketlerde satışa sunulan bütün paketlenmiş gıdaların %74'ü ilave şeker yüklüdür. Salata sosu, barbekü sosu, domates salçası, hamburger ekmeği, hamburger köftesi ve daha pek çok gıda maddesi. Ayrıca şekerin 56 farklı adı var. Sakaroz, sofra şekeri, şeker kamışı şekeri, pancar şekeri, yüksek fruktozlu mısır şurubu, agave, akçaağaç şurubu, bal. Bunların çoğunun ne olduğu bilinmediği için gıda sanayi herhangi bir besin maddesine eklediği şekeri gözlerden kolayca gizleyebiliyor. Oysa ki hepsi de aynı şey. Bir gramında hepsi de aynı kaloriyi veriyor. Hiçbir farkları yok. Ve hepsi de aynı şeyi yapıyor. Aşırı tüketildikleri zaman karaciğerin yükünü arttırıyor. Karaciğerde yağ birikmesine neden oluyor. Aşırı tüketmekten söz ediyorum. Tüketimde ölçülü olmak gerekiyor. Peki ölçülü tüketimi nasıl tanımlayacağız? Ölçülü tüketim ilave şeker alımını günde 6 ila 9 çay kaşığı ile sınırlamaktadır. Amerikan Kalp Birliği böyle diyor. Dünya Sağlık Örgütü ise günde 12 çay kaşığına kadar şekeri ölçülü buluyor. Ama Avrupa'da günde 17 çay kaşığı ilave şeker tüketiliyor. Amerika'da ise günlük ilave şeker tüketimi 19,5 çay kaşığını buluyor. Sonuç olarak çok fazla şeker tüketiyoruz ve bu da kronik metabolizma hastalıklarına yol açıyor. Gençler günde ortalama 30 ila 41 çay kaşığı toplam şeker tüketiyor. Evet. Yani işte şekeri zaten bir tane vücudumuzun ihtiyacı var. Bazı durumlarda şeker lazım. Ama ekstra, yani bizim bu marketten aldığımız gıdalardaki ekstra şekerler ile biz aslında bünyemizi biz sadece dıştan şey değiliz. Müteşekkil değiliz. Bizim iç organlarımız var ama tabii gözümüzün önünde olmadığı için onlar çok fazla düşünmüyoruz. Yani karaciğer, böbrek, yani bunlar aslında hassas. Yani bir insan mesela böbreğinde bir hastalık olduğu zaman belki ömür boyu diyaliz makinesine bağlı kalıyor. Yani bu mesela karaciğeri hasta olduğu zaman
karaciğer yağlanması, Allah korusun ya bu ölümcül, yani geri dönülmez bir hastalık olabiliyor. Ama burada yine aslında suçlu biziz yani. Bizim kendimize dikkat etmemiz lazım. Yani alkol, diğer kötü alışkanlıklar, sonra bu sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yapmamamız. Yani bunu doktora da hep söylüyor. Yaşam şartları. Yaşam şekillerimiz aslında çok şey oldu. Yani nasıl söyleyeyim, oturduğumuz yerden kalkmıyoruz. Halbuki şöyle bir sabahları bir gitsek, gelsek şöyle 5-10 dakika akşamları bunu da yapmıyor. Devamlı elimizde bir kumanda ki bazen haberlere de yansıyor. Mesela bütün gün bilgisayar veya birkaç gün boyunca bütün gün bilgisayar oynayıp işte kızının oğlunun beslediği insanlar var. Yani devamlı fast food besliyor ve oturduğu yerden kalkmıyor. Şimdi yavaş yavaş insanlık buna dönmeye başladı. Ben birçok sağlık sorunumu o 15-20 dakikalık bir şöyle mahallede sabahları yaptığım yürüyüşle hallettiğimi söyleyebilirim. Yani hiç şey değil, öyle hızlı hızlı bir spor da değildi. Veya bir dönem spor merkezlerine gittim, onu da sevmedim. Sadece cadde üzerinde şöyle bir 10 dakika gidip gelmeyle hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak birçok sağlık sorunumu gerçekten üstesinden geldi. Yani o çok önemli bir şey. En yani uygun temiz şey, hava, en uygun spor. Evet, yani bir böyle kafanızı dağıtacağınız şekilde bir yürüyüş, sakin, orta tempoda çok faydası var. Yani onlar da kullanılıyor aslında. Spor dendiği zaman insanların aklına işte yapamıyorum, edemiyorum, 100 tane hareket, 1000 tane mekik, hiç gerek yok. Evet. Yani sizin yapacağınız, size iyi gelecek olan kendi temponuzun bir tık yukarısında sakin, sessiz yürüyüşlerdir yani. Evet, bu arada deminki belgesel Şeker Kaplı isimli belgeselden de onu da internette var ya, onu da izlesinler. Yani çünkü diyorum ya, bize mesela bu şirketler çok yönlü. Yani bunların içinde televizyonlarda var, ilaç firmaları da var, gıda firması da var. Şimdi televizyonlar bize bazen her şeyi söylemiyor. Veya söylese bile o çok kısıtlı kalıyor. Yani %99'u eğlence, şov, %1'i bu tür faydalı yayınlar ama bizim de mizacımız çok faydalıyı sevmiyoruz. Bize sıkıcı geliyor ama bu tür belgeseli izlesinler önce kendileri için. Tabii. Sonra ailesi için izlesinler. Bu Şeker Kaplı isimli belgeselden de internette var, bulabilirler. Bu şey, şeker ihtiyacımızın niçin değiştirildiğine dair de şunu söyleyeyim. Mesela bizim çocukluğumuzda pekmezler yapılırdı. Böyle meyveleri alınır, yıkanır, işte anneler öyle kazanlarda kaynatılır, pekmez yapılırdı. O pekmez hafif bir suyla sulandırılıp sofraya ayran gibi yani getirilirdi. Bazı yiyeceklerin yanında biz onu içerdik, yani çocukken hemen verirlerdi bir bardak. Biz bilmezdik, hani bizim zamanımızda zaten bu kadar yoktu. Zaman içerisinde değişti. Meyveler, kompostolar yapılırdı. Evet, mesela hoşaflar. Hoşaflar yapılırdı. Yani biz bunları hiç bilmiyoruz. Ben 2 yıl öncesinde reyhan şerbeti diye bir şerbet keşfettim. Yani yok böyle bir lezzet. Yani baksan ot, reyhan dediğin şey. Kokusu, rengi. Ama o bir şerbeti tadı müthiş bir şey. Yani hiç markete gidip de şişe içerisinde bir şey almanıza gerek yok. Yapımı da çok kolay. Mesela bir kuru üzümü şöyle bir avuç bir suyun içerisinde kaynatsanız çok güzel bir meyve suyu elde edebilirsiniz. Kayısıyı yine aynı şekilde, vişne yine aynı şekilde. Biz yapmak istemiyoruz. Yani bu alıp gelip veriyoruz. İçinde ne olduğunu bilmediğimiz birçok ürünü çocuğun eline, hadi sen bunu iç. Yani bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bir gıda seminerine gitmiştim ben. Yani gıda mühendisi alanında akademisyen bir konuşmacı anlattı meyve sularını anlattı. Kutu meyve sularını anlattı. Hangi kutu meyve suyunu içerseniz sağlıklıdır, hangi kutu meyve suyunu içmezseniz sağlıksızdır. Neyine dikkat edin? Bir saat boyunca söz aldım ve dedim ki bizim şerbetlerden niçin bahsetmiyorsunuz? Bizim kompostolarımızdan niçin bahsetmiyorsunuz? Yani bu kadar zor mu? Yapımı bile çok kolay. Sustu. Şimdi yani bu noktaya geldiysek eğer birileri... Yani endüstrileşmiş kutuları haline getirilmiş içecekleri akademisyen sıfatıyla savunuyorsa biz bu ülkede ne konuşursak... Aslında savunma demeyelim yani. De şunu diyelim, yani var olan sisteme biz çözüm bulma derdindeyiz. Yani var olan sistemi kökten daha güzeliyle değiştirmek yerine önümüzde sorunlar olan bir sistem var. Biz o sorunlara çare bulma derdindeyiz. Bu da aslında şöyle, bizim hani diyoruz ya tarım toplumundan veyahut da... kent hayatında bir dönüş şekli var ya. Evet, insanlar köyden kente geldi çünkü köyde fabrika var, sanayiler, sanayi annesi çok fazla. Şimdi insanlar
Köydeki hayatını taşıyamaz. Yani bugün bir gökdelenlerde mümkün değil. Sen istediğin gibi bir şey besleyemezsin. Kümes hayvanı besleyemezsin. Ne bileyim, ama dikkat ekemezsin, ederim. Dikemezsin. Karşı çıkarım ve benim için zararlı olan o katkı maddesi veya o besin şeyi neyse onun benim vücuduma sağlıklı bir halde bana gelmesi için mücadele ederim. İşte, biz bu programı bu yüzden yapıyoruz. Evet. Şimdi sorun bir de şu var. Yani bizim kent hayatı dediğimiz şey, mesela şu an sen kendi bahçende, diyelim bir tek katlı şehir merkezinde bir evin var. Hı hı. Bu evinde kümes hayvanı diyelim, en alt seviye kümes hayvanı besledim, tavuk, ördek, hı hı, kaz. Hı hı. Ki mesela benim küçüklüğümde vardı, bizim mahallemizde, Afyon'un merkezinde, bizim mahallemizde kaz, ördek, tavuk besleyen komşularımız vardı. Benden de önce manda besleyenler varmış mahallede. Şimdi nereden nereye nasıl şekilde değiştik? Şimdi mümkün mü? Mümkün değil çünkü kanunlar buna izin vermiyor. İşte sen şu an için günümüzde beslemeye kalktın. Hemen konu komşu, şikayet, koku, ses onlar da kendince haklıdır. Yasak geldi, besleyemezsin. İkincisi o bahçende bir yere ekmeye kalktın. Mümkün değil, su faturası çok gelir. Yani bir köydeki gelen su faturası ile şehir merkezindeki su faturasının ölçümü aynı değil. Şimdi senin zaten kent hayatında, kent merkezinde sen zaten bağımlısın, marketlere bağımlısın. Mümkün değil, sen kendi adına, kendin emeğinle bir şey yapman çok zor. Çok az zamanımız kaldı. Toplayalım. 2 dakikamız var hemen. Toplayalım. O zaman şey yapalım, birkaç tane belgesel ve film tanıtımımız vardı. Tamam. Görsellerimiz hazırsa onları izleyelim, tanıtımı yapalım. 2 dakikamız var, çok az bir zamanımız var. Hemen hızlıca isteyelim o zaman. Evet, tıka bu tıka basa belgeseli. Bu da gıdanın ne hale geldiğini bize çok iyi anlatıyor, anlatan bir belgesel. Bunu izleyebiliriz. Yani mutlaka internette kolayca bulunabilir bu belgeseller. Diğer belgeselimiz de Gıda AŞ. O da önemli belgesel. Şu an afiş ekranda. Bu da yine önemli bir belgesel. Hatta ulusal kanallarda da çıktı bu. Bunu da mutlaka izleyelim. Yine bunun peşinden bir afişimiz daha var. O da aslında Gazap Üzümleri, kitaptan filme çevrilmiş. Evet. Onu da aslında ya kitabını ya filmini izlemek, okumak lazım. Bu da işte, tarım toplumundan da sanayi toplumuna dönüştü insanlar ve bu dönüşüm nasıl sancılı oldu? Yani orada insanların toprağını kaybetmesi, evini kaybetmesi, evet, kendi toprağında, kendi çiftliğinde beyken diyelim, bir anda başkasının çiftliğinde, toprağında köle olması. Evet. Ki aslında bizler de öyleyiz. Şu anda bakıyorum mesela bazı reklamlarda diyor ki, mesela boya reklam vardı yakınlarda geçen sene. İşte köyden gelmiş bir kadın, ya ben şu an işte köy, işte kent merkezinde boya işi yapıyorum, kendi maaşımı kazanıyorum diyor ama kendi köyündeki, mesela bugün yine bir, geçen haftalarda bir haber vardı. Açım aç diyordu bir tane kadın. Evet. Yani şimdi bu açlık niye oluşuyor? Tamam, sistemde hatalar vardır ama biraz da bize de hatalar var. Yani mutlaka İşçi, bak insanlar köyde kalsa belki aç kalmayacaktı. İşçi bulma kurumuna gidip iş istiyorum çünkü açım diye bağıranlar. Niye bu durumdayız? Evet, niye? Ama biraz da kendi bizim yaşam tarzımızı sorgulamamız lazım. Yani biz nelerden vazgeçtik de bu hayatı tercih ettik. Bir de yani olumlu hale dönüştürebiliriz yani. Geleneksel yaşantımızı bugüne doğru ve düzgün pazarlayabilirsek belki en çok biz kazanacağız. Yani biz bunu da yapmıyoruz. Mesela yapamıyoruz. Bu şekilde de düşünemiyoruz. Yani bir şey yaşıyoruz ama ne yaşadığımızı dediğim gibi yani zararlarını daha yeni yeni fark ediyoruz. Yeni yeni hayatımıza etkisi olmaya başladı. Tenceremize yeni yeni fark etti. Yani o yaşam şeklinin acısı yeni yeni. İşte şu an mesela en çok şikayet ettiğimiz konular ne? İşte sebze fiyatlarının yükselmiş olması. Yani pırasa 10 TL diyoruz, ıspanak 7-8 TL diyoruz ki geçen sene 1'e 1,5 aldığımız sebzeydi bunlar. Buluruz bundan sonra da alırız inşallah. İnşallah. Belki bu seneye mahsus bir şeydir ama yani sonuçta köydeki hayatı biz korumazsak, yani köylüye destek olmazsak, köydeki insan da ya ben buradan göç edeyim. Mesela benim bir tanıdığım adam, genç vardı. Mesela burada sağlık bölümü okudu. 4 yıllık. Mezun oldu. Hı hı. Dedim ne yapacaksın dedim. Ya dedik ben sağlığı çok düşünmüyorum. Benim köyde hayvanlarım vardı. Hayvancılık yapacağım. İnşallah kazanıyordur yani. Şimdi korunması şunu, gerekiyor ama şunu, bir şeyleri. Bak şunu söylemek lazım. Yani bir, senin madem düşünmüyorsun, okuman ailene masraf. Okuman yani fuzuli okuman. Devlete masraf. Bir de senin için zaman kaybı.
Madem sen de hayvancılık yapacaktın, keşke onunla alakalı bölüm okusaydın. Evet. Veyahut da hiç okumasaydın da onu o alanda bir şeyler yapmaya devam etseydin. Yani köyünden çıkmasaydın. Yani 4-5 yıl heba oldu aslında baktığımız zaman. Ya bunun gibi yani insanlar ya aman ben okuyayım, aman işte şehre gideyim. Bu bize cazip geliyor ama bize değil. Ama işte topluma yansıması çok iyi olmuyor. Yani işte gıda fiyatları yükseliyor, köyler boşalıyor, köydeki nüfus yaşlanıyor. Yani bu sonucu maalesef bütün toplum çekiyor. Onu çok ince ince değerlendirmek gerekiyor ve dediğim gibi yine biz sadece genel itibariyle bir program gerçekleştirdik. Konuşmak istediğimiz çok daha farklı şeyler ve inşallah ilerleyen zamanlarda tekrar gündeme getiririz. Mesela bebekler, mamalar, onları evet, hiç konuşmadık. Bu gazlı içeceklerin çevreye verdiği, o fabrikaların mesela yeraltı sularını nasıl çektiği, o içecekleri üretmek için mesela bir ülkede nasıl çuraklığa, çölleşmeye Hindistan'da sebep olduğunu konuşamadık. Ama ilerleyen zamanlarda yine değinelim, yine konuşalım. Bu haftalık bu kadar. Gıda ile ilgili programımızı burada bitiriyoruz. İnşallah etkili olmuştur. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.